Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Eka hocanız. Laptu Matematik YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Soru bankamızın 112. testi mutlak değerin 9. videosuyla karşınızdayım. Z testlerine yani yeni nesil sorulara kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar bu dersin pdf aşağıda açıklamalar kısmında mevcuttur. Oradan indirip izleyip çözebilirsiniz. Ve de direkt ilk sorumla başlıyorum. İlk soru bana diyor ki sıfırdan farklı a ve b gerçek sayıları için bakın mutlak a eksi b eşittir. Mutlak a eksi b ise a sayısı b sayısından büyüktür. Bakın her zaman doğrudur diyor. Aksine bir örnek bulmanız yeter. A sayısı b sayısından büyük. Küçük tutalım. Mesela a sayısını eksi 4 b sayısını 3 verirsem veya eksi 3 mi eksi 2 eksi 1 verelim b sayısını eksi 1 verirsem Bakın B'ye eksi 1 yazarsam. Eksi eksi 1'den artı 1 oldu. Eksi 4 artı 1 bu tarafı. Bakalım diğer tarafa eşit olacak mı? Diğer taraf mutlak eksi 4. Eksi mutlak eksi 1 demişti. Bakalım. Eksi 4 artı 1'den burası 3 çıktı. Burası eksi 4 olmuştu. 4 oldu. Eksi eksi 1'den 1 bir oldu. 4 eksi 1 3. Eşitlik sağlandı. Peki A sayısı B sayısından büyük oldu mu? Hayır. Birini eksi 4 seçtim. Diğerini eksi 1 seçtim. Yani B sayısını daha büyük seçtim. Aksine bir örnek buldum gitti mutlaka küçüktür B ise B pozitif gerçek sayıdır. Böyle bir şey mümkün değil arkadaşlar. B sayısını eksi 4, A sayısını eksi 3 seçsem. Bakın 4 büyüktür 3 olur mutlak değerin dışına. Yani bu arkadaş her zaman doğru değildir. Mutlak A artı B eşittir. Mutlak A artı mutlak B ise A ile B aynı işaretle. Aynı işaretle iki sayı seçiyorum. Eksi 3 eksi 4 mutlak değer içinde. Tabi dışarı 7 diye çıkacak. Burası mutlak eksi 3 artı mutlak eksi 4. Bu eşittir. 3 artı 4 seçtim aynı işaretli. Mutlak 3 artı mutlak 4'tür. Yine 7 birbirine eşittir. Bakın bunlar aynı işaretli olmak zorunda. Zıt işaretli olsa çıkartma yapacağım için burada diğer tarafta toplama yapacağım. Eşit. E olmaz. Aynı işaretli olduğunu kanıtladım. O zaman 3. öncülüm doğru. İlk sorumuzun cevabı da C'dir. İkinci soru diyor ki sayı doğrusu üzerinde x, x veya y, y noktaları arasındaki uzaklık mutlak x, eksi y şeklinde gösterilir. İki nokta arası uzaklık böyle gösteriliyor. Buna göre sayı doğrusu üzerinde x, 3 artı 2 ve y, a, eksi 5. Bir altta kaydırırım çünkü şey olarak görünebilir. A, hani bu tire. Ama burası a, eksi 5. Noktalar arasındaki uzaklık 11 birim olduğuna göre a'nın pozitif değeri kaçtır? Diyor ki bunların farkını buluyorum. 3, a artı 2'den ben a eksi 5'i çıkartıp mutlak değeri aldığımda sonucumun 11 olmasını bekliyorum. O zaman 3a eksi de Eksi a artı 5 demektir. 3a eksi a 2 artı 5'ten artı 7 eşittir 11. 2a artı 7 mutlak eşittir 11. Bu arkadaş dışarı iki şekilde çıkar. Ya 2a artı 7 eşittir 11'dir veya 2a artı 7 eşittir. Eksi 11'dir. Benden pozitif değerini istiyorum. Buradan çıkmaz. Attım diğer tarafa. 2a 4'tür. A sayısı 2 olarak bulunur. İkinci sorumuzun cevabı Bursa'dır. Burada düzeltecek bir kısım var. Onu hatırlatmak için buraya işaret koyuyorum. Üçüncü soru diyor ki m ve n birer gerçek sayı olmak üzere. Bakın mutlak x eksi m küçük eşittir. N eşitsizliğini sağlayan x gerçek sayıları için. i, 2, 3 öncüleri verilmiş ifadelerinden hangileri doğrudur? Önce düzenleyelim. Ben bunu mutlak değerden nasıl kurtarıyorum? Bakın nasıl kurtarıyorum? Şöyle yapıyorum. Eksi n küçük eşittir x eksi m küçük eşittir bu taraf n. Peki sıkıntı var mı? Bir artı m ekleyeyim. Eksi n artı m küçük eşittir x küçük eşittir n artı m. Harika diyor ki n sayısı sıfırdan büyükse x'in alabileceği birden fazla değer vardır. Eğer diyor n sayısı sıfırdan büyükse düşünelim. 3 gibi 5 gibi. Direkt n sayısı sıfırdan büyükse burası 3 olur. Demek ki eksi 3 artı 3 arasında değerler alır. Bakın. Eğer n sıfırdan büyükse direkt bu aralıkta çözümler vardır. Sıfırdan büyük herhangi bir sayı koyduğunuzda bakın benim bir önemi yok. Eksi 1 artı 1. Direkt aralığa girmiş oluyor. Yani birinci öncül doğru. n sıfırsa neyi ben sıfır alırsam m küçük eşittir x küçük eşittir m. Bakın alt sınır m, üst sınır m. Artık m neyse x o olmak zorunda kalıyor. Yani n sıfırsa bir tane değer vardır. Bu da doğru. n sıfırdan küçükse x'in alabileceği birden fazla değer vardır. Düşünüyorum. Eğer n sayısı sıfırdan küçükse negatif bir sayı aldım eksi 3. Şimdi ben bunu eksi 3 aldığımda bakın hiçbir şekilde mutlak değerli ifade negatif bir sayıdan küçük olamaz. Yani birden fazla değer değil de hiçbir çözümü yoktur olacaktı cevap. Ama bu işlem zaten yanlış oldu. İ ve 2'den 3. sorumuzda Diyarbakır olarak bulundu. 4. soru bana diyor ki A, B, C gerçek sayıları için aşağıdakiler bilinmektedir. A çarpı B çarpı C sıfırdan büyük. A çarpı B eşittir eksi 6 çarpı mutlak A. C çarpı mutlak B eşittir B bölü 2. Ve de A artı B artı C 1 bölü 2. Yukarıdaki verilenlere göre A sayısı kaçtır? Diyor. Şimdi dikkatli bir şekilde beni izleyin arkadaşlar. Bakın ne yapıyorum. Şuradan başlayalım. A çarpı B eşittir. Eksi 6 çarpı mutlak A demiş. Peki kafadan düşünüyorum. Mutlak A demek ki pozitif bir sayıya eşit ki dışarı aynen çıkmış. Yani A sıfırdan büyük olduğunda B sayısı direkt eksi 6 olmuş. A sıfırdan büyük bakın A büyük sıfır B sayısı eksi 6. Peki hocam A sıfırdan küçük bir sayı olsaydı A küçüktür sıfır onu da yapalım. Eğer A sıfırdan küçük bir sayı olsaydı yazıyorum buraya a küçük 0 bakın a küçük 0 dışarı eksi de çarpılıp çıkacak. Demek ki burası eksi a çarpı b eksi a çarpı b gibi düşünebilirsiniz. Şimdi yani bu eksilik aslında buradan gelmiş. Otomatikman bu sefer b sayısı 6 olacaktı. Koydum cebime. Şimdi devam ediyorum. Bakın ne oluyor. b sayısı eğer 6 ise alt tarafa geldim. 6 bölü 2'den ne oldu? 3 oldu. Burası 6. Çözelim burayı. C çarpı 6 eşittir 6 bölü 2. Bakın altılar gitti. C dediğim sayı 1 bölü 2 çıkar buradan. Cepime koydum. Devam ediyorum. Eğer B sayısı eksi 6 ise geldim buraya Ne yazdım. C çarpı eksi 6 dışarı 6 diye çıkar. Eşittir burası. Eksi 6 bölü 2 olur. Bakın altlar gitti. Eksi 1 geldi. C dediğim sayı eksi 1 bölü 2. Yukarıdan da C sayısı eksi 1 bölü 2 geldi. Bu da tamam. Diyor ki A çarpı B çarpı C sıfırdan büyük. Bakın bu pozitif. Negatif negatif. İkisinin çarpımı pozitif. Bir pozitif de bu. Pozitif olur. Diğerine geliyorum. Bakın bu negatif. Bu arkadaş pozitif. Bu arkadaş pozitif. Üçünün çarpımı negatiftir. Alt taraf olmaz. Demek ki tek ihtimal var. O da üst taraftır. Toplamları 1 bölü 2 diyor topluyorum. A'yı ha, bilmiyorum hala. A artı B dediğim sayı eksi 6 yazdım. C dediğim sayı eksi 1 bölü 2 yazdım eşittir 1 bölü 2. Eksi 1 bölü 2 diğer tarafa gitti 1 bölü 2. 1 bölü 2 ile topladım 1. Eksi 6 diğer tarafa artı 6 gitti. Burada A kaldı. A dediğim sayı demek ki 7'ymiş arkadaşlar. Dördüncü sorumuzun cevabı bu şekilde Edirne olarak bulunuyor. Beşinci soru diyor ki A bir gerçek sayı ve A kare küçüktür mutlak A olduğuna göre. Şimdi düşünüyorum. Bir sayının karesi mutlak değerinden nasıl küçük olabilir? Bakın ihtimalleri düşünüyoruz. Bir sayının karesi mutlak değerinden nasıl küçük olur? Hemen şunları düşünelim. A eğer birden büyük bir pozitif sayıysa. 2 gibi, 4, 3 gibi, 4 gibi. Karesi 4, 2'den küçük olmaz. Demek ki birden büyük bir sayı değil. Eksi 1'den küçük bir sayı alıyorum. Eksi 2 aldım. Karesi 4, eksi 2, 2. Yine değil, olmuyor. Demek ki aralıkta. Yani ya 0, eksi 1 ya eksi 1, 0. İkisine de bakalım. 0 ile eksi 1 arasında bir değer alırsam. 0 ile eksi 1 arasında. 0 ile eksi 1 arasında eksi 1 bölü 2 alırsam. Eksi 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4 küçüktür. Eksi 1 bölü 2'nin mutlak değeri 1 bölü 2 oldu. Demek ki bu aralıkta olacak. Bir ihtimal daha var. 0 olsa olmuyor bakın. Bir ihtimal de 0 ile 1 arasında olmak zorunda mı? Bakıyorum. Bu sefer 1 bölü 2'yi aldım. Karesi 1 bölü 4 küçüktür. 1 bölü 2 oldu. Yani ya eksi 1 0 aralığında ya da 0 bir aralığında olmak zorunda. Harika. İfadelerinden hangileri her zaman doğrudur? Eksi bir bir aralığında diyor. Fakat sıfır olamıyor. Üç i şıkkı zaten kafadan gitti. Bu bir. Diğerlerine bakalım. A artı bir ara diyor. Mutlak değeri dışarı aynen çıkmış. Yani A artı bir ifadesi pozitif diyor. O zaman hem bu tarafa artı bir ekliyorum hem de diğer tarafa. Buraya artı bir eklediğimde bir eksi birden sıfır küçüktür. A artı bir küçüktür bir. Buraya bir ekliyorum. 1 küçüktür. A artı 1 küçüktür. 2. Her türlü A artı 1 sayısı bakın pozitif oldu. Demek ki dışarıya aynen çıktı. Bu 1. Doğru. A eksi 2 diyor. Bu sefer her yere eksi 2 ekliyorum. Eksi 3 küçüktür. A eksi 3 küçüktür. Eksi 2 ekledim. Eksi 2. Bir de burası var. Eksi 2 küçüktür. A küçüktür. Eksi 1. Bakın iki tarafta da A eksi 3 burası. A eksi 2 pardon. Her iki tarafta da eksi 2 negatif aralığa düştü. Yani dışarıya eksiyle çarpılıp çıkmak zorunda. İkinci öncülümüze doğru i ve 2'den 5. sorumuz Diyarbakır olarak bulunuyor. 6. soru diyor ki mutlak x 1'e mutlak y 2'ye mutlak z 3'e değerleri veriliyor. x y'den büyük toplamları 0 olduğuna göre x artı z eksi ifadesinin değeri kaçtır? Şimdi mutlak ise, x 1 ise x'in alacağı 2 değer var. Ya 1'dir ya eksi 1. O zaman y'nin alacağı ya 2'dir ya eksi 2'dir. Z'nin alacağı ya 3'tür ya da eksi 3'tür. Bana verdiği şey. X büyüktür Y. Bakın X'in Y'den büyük olması lazım. X Y'den hangi durumlarda büyük olur? X pozitiftir. Bakın 1'dir. Y sayımız 2 olamayacağına göre eksi 2'dir. Bu birinci ihtimalim. X negatiftir. Eksi 1 büyüktür. Y dediğim sayı da bakın eksi 2'dir. Yani Y her türlü eksi 2'dir kısaca. Bu bir. Sonra z dediğim sayının iki ihtimali var. Bakın. X'i y'yi alalım. Şimdi x artı y artı z. X artı y artı z eşittir 0 demiş. Eğer ben x'i 1, y'yi eksi 2 alırsam. Z ya 3 eksi 3 olacak değil mi? Artı z diyorum eşittir 0. 1 eksi 2'den eksi 1. Z ne oldu? 1. Mümkün mü? Değil. Alt tarafa geldim. Yerine yazıyorum. X artı y artı z 0'mış x yerine eksi 1, y yerine eksi 2 artı z eşittir. Sıfırsa z sayısı 3'tür. Oluyor mu? Oluyor. Demek ki ihtimalim bu. Döndüm soruya. x yerine eksi 1 z yerine artı 3 y yerine eksi eksi 2'den artı 2 oldu. 3 artı 2, 5 eksi 1'den 4 oldu. Altıncı sorumuzda Diyarbakır olarak bulundu. Yedinci soru bana diyor ki mutlak değer x eksi a küçüktür 5. Yukarıdaki eşitsizliğin doğal sayılardaki çözüm kümesi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 olduğuna göre A'nın alabileceği tam sayı değeri kaçtır? Hemen bu eşitsizliği çözüyorum. Bakın nasıl çözülür. Eksi 5 küçüktür. X eksi A küçüktür 5. Bu bir. Her yere artı A ekliyorum. Eksi 5 artı A küçük X küçüktür 5 artı A. Benim tam sayı aralığım 2 ile 10 ise bakın burası açık aralık. Demek ki bu arkadaşın çözümü 1 virgül 11'miş. 1 virgül 11 aralığından 2'ye 10 seçmişim. Yani alt sınırım 1 üst sınırım 11'miş. Bakalım. Eksi 5 artı A eşittir 1 ise. Diğer tarafa attım. Demek ki A dediğim sayı 6'ymış. Bakın 6'yı yazdım da 6 artı 5 11. Sağladı. Demek ki A'sı 6. Benden bunu istiyordu zaten. Bu da 7. soruyu burs olarak bulduruyor. 8. soru diyor ki birbirinden farklı. X, Y ve Z gerçel sayıları için. Çok saçma yazmışım. X, Y ve Z. Düzeltelim. Düzeltmeyi yapalım. Gerçel sayılar için X artı Y eşittir mutlak X. Y artı Z eşittir mutlak Y. Eşitlikleri veriliyor. Buna göre X, Y ve burada ayıracağız. Z sayılarının doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Bakalım. Mutlak değerli bir ifade var. Bu şu anlama gelir değil mi? Eğer X dediğim sayı sıfırdan büyükse yani pozitifse dışarıya aynen çıkar. Buradan çıkacak sonuçsa x artı y eşittir x'tir. E x'ler gitti. Y sayısı ne oldu? Sıfır. Fakat birbirinden farklı x, y, z gerçel sayıları için diyor birbirinden farklı. Geleceğim. Y'yi sıfır kabul ettim. Alt tarafa geliyorum. Eğer y sıfırsa bakın sıfır sıfır gitti. Z ne oldu otomatikman? Sıfır oldu. Hem y sıfır hem z sıfır böyle bir şey mümkün değil. Çünkü x, y, z sayıları gerçel sayı ve birbirinden farklı. İkisini aynı buldum. Burası gitti. Offside. Demek ki x dediğim sayı sıfırdan küçükmüş hocam. Bu bir. Aldım cebime koydum. x negatifse dışarı eksiyle çarpılıp çıkacak. x artı y eşittir. Eksi x. Eksi x'i bu tarafa attım veya fark etmez. y eşittir. Eksi 2x. Bunu cebimize koyduk. y dediğim sayı. Eksi 2x. Ve de x dediğim arkadaş negatifti. Eksi 2 ile çarptım. Pozitif. O zaman y dediğim sayı pozitiftir. Yani x negatif, y dediğim sayı da sıfırdan büyüktür. Aşağıya geldim. Eğer y dediğim sayı pozitifse dışarıya aynen çıkacak. Bakın ne oluyor? y artı z eşittir. y'ye, y'ler gitti. z de sıfırdır. Hocam ben x'i, y'yi, z'yi yorumlayabilirim. Küçükten büyüğe doğru istiyor. En küçük negatif olan x, sonra sıfır olan z, sonra da büyük olan pozitif olan y'dir. x, z, y'den 8. sorumuz Diyarbakır olarak bulunuyor. Dokuzuncu soru diyor ki A sayısı x, y noktası için x ve y birer tam sayı ise A noktasına kafes noktası denir. Tanımı vermişim. Buna göre mutlak x artı mutlak y eşittir 4 eşitliğini sağlayan kaç tane A, x, kafes noktası vardır? Bakın. Burada 4 değil mi? Maksimum ben buraya 4 buraya 0 veririm. Maksimum. Peki x yerine maksimum 4 hatta minimum da x 4 veririm. Bakın x yerine verebileceğim sayılar. 4 veririm 3 veririm, 2 veririm 1 veririm, 0 veririm, 1 veririm, 2 veririm, 3 veririm, 4 veririm. Korkmayın. Şimdi ben x yerine 4 versem 4, sonucun 4 olması için, bu da x'lerin sayıları y yerine 0 vermem lazım. Yani benim sıralı ikilim buradan gelen x 4 virgül 0'dır. Peki ben x yerine 3 versem mutlak 3, 3'tür artı. Burası hem eksi 1 hem artı 1 olabilir. Her türlü sonuç 4 çıkar. Yani eksi 3 olduğunda benim y'lerimin 2 değeri vardır. Ya eksi 1 ya da 1. Yani buradan gelecek sıralı ikili. 3 virgül eksi 1 bir, bir de 3 virgül 1'dir. Şimdi aynı şey eksi 2 eksi 1 0 1 2 3 için geçerli. Her birinden ikişer tane gelir. 4'te ise y yerine 4 versem x'in alacağı pardon x yerine x'e 4 versem, y'nin alacağı tek değer 0'dır. Buradan bir tane gelir. Demek ki hocam bir buradan bir buradan sıralı ikiliden iki tane geldi. Artı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 değer var burada. Her birinden ikişer tane geliyor. 7 çarpı 2, 14 tane burada geldi. Toplamın sonucu 16 <laughs> oldu. Mantığı anladıktan sonra ben buraya 5 yazsam. Eksi 5 ve artı 5'te birer tane gelecek. 2, Bakın 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 çarpı 2 18 gelecek. Toplam 20 tane olacak. Yani anladıktan sonra formülize etmek çok kolay. Buradan da sorumuzun cevabı 9 Diyarbakır olarak bulunuyor. 10. soru güzel bir soru. Dikkatli bir şekilde dinleyin. Özgür ve Turhan futbolcu kartlarıyla aşağıdaki kuralları verilen oyunu oynayacaklardır. 120 tane kart 2 oyuncuya eşit bir şekilde dağıtılıyor. Yani Özgür ve elimizde Turhan var. 60 kart Özgür'e 60 kart Turhan'a. Her oyuncu kapalı olan kartlardan aynı anda birer tane açarak üzerindeki futbolcunun gücünün değerini okuyor. Aynı anda birer tane açıyorlar. Daha güçlü futbolcuyu açan oyuncu açılan iki kartı da kazanıyor. Mesela bir kart birer kart açtırdım. Birer kart açtırdığımda diyelim ki Özgür'ün kartının derecesi düşük. Özgür bir kart eksildi. Bakın bir kart eksildi. Turhan'a verdi. Yani Özgür'ün elinde 59 kart kaldı. Turhan'ın elinde 61 kart oldu. Ne oldu? Aradaki fark sıfırdı. Aradaki fark 2 oldu. Güzel hocam. Oyun bir oyuncunun kart sayısı diğerinin kart sayısından 12 fazla olduğunda bitiyor. 12 fazla olduğunda bitiyor. Ve oyunu fazla kartı olan kazanıyor. Oyun devam ederken Oyun devam ederken bakın oyun bitmemiş. Özgürün kart sayısı A olduğuna göre A'nın aralığı aşağıdakilerden hangisidir? Özgür art artadabilir, azalabilir. Peki oyun nasıl biter? Oyunun bittiği nokta. Şimdi aradaki fark 12 olacaksa toplam 60 kartları vardı başlangıçta. Bakın 1 eksildi, 1 arttı. Ne oldu? 2 fark oldu. Şimdi 1 eksilip 1 arttığında 2 fark olduysa 12 farkın olması için 6 eksilip 6 artması lazım. Yani 6 eksi çizildiğinde bunun 54 kartı olur. 6 arttığında bunun 6 eksi 54 66 kartı olur. Yanlış yok değil mi? Ve aradaki fark da fazla oldu ya. 12 tamam. Evet aradaki fark da bakın 12 olur. Oyun bu şekilde biter. Fakat oyun bitmemiş diyor. Oyun bitmemişse demek ki benim kartlarım yani özgürün kartları 54 ile 66 aralığında olabilir. Güzel. Bunu mutlak değer şeklinde ifade ediyor. E biz bunu zaten gördük. Bakın 54. Bakın 66. Topladım. Hmm, tamam topladım. 120 bölü 2 60. Demek ki her yere eksi 60 ekliyorum. Bakın her yere eksi 60 eklediğimde eksi 6 küçüktür. A küçüktür pardon. A eksi 66. A eksi 60. A eksi 60 küçüktür 6. E bu da geriye toparlanır. Bu ifadenin mutlak değer. A eksi 60 küçüktür 6 demektir. A eksi 60 küçüktür 6'dan 10. sorumuz Adana olarak bulunur. 11. soru diyor ki ABC farklı sıfır. Bu ne demek? Demek ki ABC hiçbiri sıfır olamıyor. Tek cümle bana bir bilgi verdi. Bakın bu 3 basamaklı sayı değil. Öyle olsaydı söylerdi. Bunlar çarpım durumunda. Harika. Mutlak A bölü A, mutlak B bölü B, mutlak C bölü C, mutlak A B bölü A B, mutlak B C bölü B C, mutlak A B C bölü A B C ifadesinin en büyük değeriyle en küçük değeri en büyük değeri en küçük değerinden kaç fazladır diyor. Önce en büyük değerini bulalım. Bakın A'yı, B'yi, C'yi hepsini sıfırdan büyük yaparsam demek ki burası pozitif dışarı aynen çıktı. A bölü A'dan 1, B bölü C'den 1, C bölü C'den 1. AB bölü AB çarpımından 1. BC bölü BC çarpımından 1. ABC bölü ABC çarpımından 1. Yani maksimum 1, 2, 3, 4, 5, 6 toplam 6 gelir. Maksimum alabileceği değer bu. Şimdi bir de minimumu bulalım. Minimum olması için bakın örnek vereyim. A sayısını sıfırdan küçük kabul ediyorum. A sayısını sıfırdan küçük kabul ediyorum. Yani bırak dışarıya mutlak değerle çarpılıp, eksiyle çarpılıp çıkacak. Eksi A bölü A'dan Eksi 1 gelecek. Yani buranın sonucu eksi 1. Şimdi B'yi de sıfırdan küçük kabul ediyorum. O zaman bu da eksi 1'dir. C'yi de sıfırdan küçük kabul ediyorum. O zaman bu da eksi 1'dir. Fakat ikisi de sıfırdan küçük olduğu için çarpımları sıfırdan büyüktür. Buradan artı 1 gelir. Çarpımları sıfırdan büyüktür. Buradan artı 1 gelir. Üçünün çarpımı negatiftir. Buradan eksi 1 gelir. He, bu artı 1, bu eksi 1'i bu artı 1, bu eksi 1'i götürür. Eksi 1, eksi 2'den de minimum eksi 2 olur. Bakın değerinden kaç fazladır diyor. O zaman 6'dan da eksi 2'yi çıkarttığımda 8 sonucunu buluruz. Hocam bu eksi 2 alacağım minimum değer mi? Evet arkadaşlar. Farklı ihtimalleri deneyebilirsiniz. Bakın. A, B, B, C. İki tane B var. Mesela B'yi buradan pozitif seçip A ve C'yi negatif seçtiniz. Yine en son burası da pozitif olacağı için yine eksi 2 gelecektir. Ben zaten tüm ihtimalleri denedim. Bu da 11. sorumuzu Diyarbakır olarak buldurur. 12. ve de bu testin son sorusu diyor ki A ve B birer gerçek sayı olmak üzere. Mutlaka artı A çarpı mutlak B eksi B büyüktür 0 olduğuna göre i 2 Üç'ü ifadelerin hangileri her zaman doğrudur. İki tane sayının çarpımı sıfırdan büyük. İki ihtimal var. Ya ikisi de pozitiftir ya da ikisi de negatiftir. Önce ikisinin pozitif olduğunu alıyorum. Mutlak A artı A büyüktür sıfırsa Mutlak A büyüktür, eksi A ve mutlak B eksi B büyüktür sıfırsa mutlak B büyüktür B. Bunu da aldım. Peki buradan hangi sonuçlar çıkar? Bakın bir sayının mutlak değeri o sayının eksilisinden büyükse düşünüyorum ya sayı negatif bir sayı olsun. Eksi 3 alıyorum. Eksi 3 yazsam eksi eksi 3'ten burası 3 olur, burada 3 olur. Demek ki sayı negatif değil. Sayıyı pozitif alıyorum. Buraya 3 yazdığımda, he, bak oluyor. Direkt büyük oldu. O zaman benim a sayım buradan sıfırdan büyüktür. Bu bir cepte. Geldim buraya. Bir sayının mutlak değeri kendisinden nasıl büyük olabilir? Tabii ki o sayı negatif olduğunda. Buradan da b sayısı sıfırdan küçüktür. a sıfırdan büyük, b sıfırdan küçük. Bu birinci ihtimalim. Buraya göre çözmeye çalışsam. a artı b sıfırdan küçük diyor. E arkadaşlar biri büyük, biri küçük. Böyle bir şey mümkün değil. Toplamlar pozitif de olur, negatif de olur. Hatta sıfır da olabilir. İyi şıkı gitti. Eksi b'yi attım. A büyüktür b diyor. Şimdi buraya göre doğru. Ama hala ikinci ihtimali incelemedim. İnceleyeceğim. A üzeri b küçüktür sıfır diyor. Şimdi a pozitif b negatifti. Bakın a pozitif b negatifti. E pozitif üzeri ne yazarsanız yazın. Sonuç her türlü pozitiftir. Yani bu ihtimalde gitti. Sadece 2'yi kaldı. Demek ki cevap zaten 12. İyi 2'ye bakayım. Hmm, oradan oradan tamam doğru. Cevap zaten 2. Diğer ihtimalleri deneyelim. Diğer ihtimalleri deneyelim. Yani ikisinde negatif oldu. Mutlak a artı a küçüktür 0 ve mutlak b eksi b küçüktür 0. Bakalım ne oluyor? a'yı diğer tarafa attım. Mutlak a küçüktür eksi a. Şimdi a sayısı 0'dan büyük olduğunda, bakın burada büyük çıkmıştı. Bu sefer negatif aldığımda, diyelim ki eksi 3 aldım. Eksi eksi 3. 3 büyüktür 3. Oldu mu? Olmadı. Peki hocam bir sayının mutlak değeri eksi a gibi sayıdan nasıl küçük olabilir? Şimdi eksi a'nın pozitif olması lazım. Yani kısaca a'nın pozitif olması lazım. Çarptığımda negatif. Negatif bir sayı mutlak a'dan büyük olabilir mi? Olamaz. Yani burada mutlak artı a artı mutlak a artı a diye bir ifadenin sıfırdan küçük olma ihtimali yoktur. Neden? Çünkü a sayısı sıfırdan büyükse bakın 2a küçüktür sıfır olamaz. Eğer a sayısı negatifse sonuç sıfır çıkar. E sonuç sıfır da çıkamıyor. Demek ki mutlaka artı sıfırdan küçük olamıyor. O zaman geriye tek ihtimal kalıyor. İkisinin de pozitif oldu. Hızlı bir kontrol yapayım. A sıfırdan büyük olduğunda pozitif pozitif sıfırdan büyük doğrudur. B negatif olduğunda sıfırdan büyük doğrudur. O zaman tek ihtimalim var. A büyüktür B. Bu da 12. soruyu bize burs olarak bulduruyor arkadaşlar. Ve de bu videomuzu da bu şekilde bitirmiş olalım. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım işinize yaramıştır. İyi çalışmalar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.